bakıyor kim bilir ya. Bir dakika. Aman. Kim bu alacaklı gibi zar 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 zar? Merhaba. Hoş geldiniz çocuklar. Bence eve gelmemiş. Kim? Çilek. Buradan Firuze abla. Yok, Çilek sizinle gelmedi mi? Hayır, nerede olduğunu bilmiyoruz. Yarın okulda aşı olacağını öğrendi, okuldan kaçtı. Ne? Hala meşgul mü? Meşgul. Bir daha çevireyim mi? Hayır, çevirme. Ya bunca saattir kiminle konuşuyor bunlar? Niye kafeden arıyoruz ki? Betüş Hanım'ın cebini arayalım. Ay evet, doğru. Ya, bravo Firuze. Ver bakayım şu telefonu. Ha, şimdi çalacak. Bu ne? Bir cep telefonu çalıyor. Bu Betüş'ün cebi. Aa, evde unutmuş. Sabah arkasından koşmuştum ama yetiştirememiştim. Suzan teyzenin cebini arayalım. Evet, tabii tabii. Dur. Kaçtı numarası biliyor musun? Yok, ben bilmiyorum. Ama Ali Bey evdeyse ondan alırız. Niye bana bakıyor bu? Avni Bey evde her zamanki gibi buraya bakıyor. Siz mi gider alırsınız numarayı, ben mi alayım? Aa, ben giderim. Tamam. Ver bakayım, burada kayıtlı değil mi? Yok, istersen bir de sen bak. Oraya değil Firuze abla. Biliyoruz. Aa, Sadık Bey bize geliyor galiba. Avni, Allah aşkına tuvalete götür beni. Üstümü yapacağım bak. Tamam halacığım, hadi. Hadi bakalım bir gayret. Sadık Bey geldi galiba. Ortalık karışık. Ben onu bir karşılayayım, durumu anlayayım. Seni sonra götürürüm halacığım, tamam? Vallahi tutamayacağım daha fazla. Oo, Sadık Bey hoş geldiniz. Ay, hoş bulduk, hoş bulduk Ali Bey. Hayırdır? Çileğin yarın okulda aşısı var. Kaçmış. Aa, beni bilir çocuklar aşı günü kaçarlar. Sizinki önceden kaçtı demek. Yani herhalde yarın zorla okula götürürüz diye korktu çocuk. Aman canım, korkacak ne var? Sizinki peri. Söyler öğretmen, ne olmaz zaten. Niçin gelmiştiniz? Yani ben Betüş'ü bulamıyorum. Sonra kafeyi arıyorum, sürekli meşgul. Sonra Betüş cebini evde unutmuş. Anladım. Şimdi siz benden Suzan'ı aramamı istiyorsunuz. Tabii ararım. Hemen ararım canım. Bravo Avni Bey, yani leblebeden leblebiyi anladınız. Aa, ay çok özür dilerim Evban teyze, ben telaştan sizi göremedim. Kusura bakmayın, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Allah Allah, açmıyor Sadık Bey. Şey, küs falan mısınız, ondan mıdır? Hayır canım, beni nereden bilecek? Bizim telefon numarası gizli. Suzan Hanım cevap vermiyor. Kafe meşgul. Kesinlikle ortada bir terslik var. Ben gidip bir bakayım bari. Bu arada çocuklara haber vereyim de merak etmesinler. Aha, Sadık Bey bir saniye. Ben de sizinle beraber geliyorum. Halıcığım, birazdan tutarsın değil mi? Amin. Bak ne diyeceğim, içinden 100.000'e kadar say. Biz hemen gidip geliriz. Hadi Sadık Bey, gidelim. Gidelim, yani halam biraz sıkışmış, önemli bir şey değil, biz gidelim. Aa, yok, siz kalın, ben hallederim tek. Olur mu canım? Küçük Pelin'in olduğu bir olayda ben olmaz mıyım? Hadi gidelim, bir an önce gidelim. Sen de saymaya başla babacığım. 1, 2, 3, 4, 5. Bulabildiniz mi Suzan Hanım'ı? Maalesef bulamadık. Yani o da cevap vermiyor tabii. Biz kafeye gidiyoruz, tamam mı? Ulaşamayınca hiçbir şey öğrenemiyoruz tabii ki. Doğru. Biz de gelelim mi baba? Hayır efendim, siz oturun ders çalışın lütfen. Biz size haber vereceğiz. Mevhibane teyze evde yalnız mı bıraktınız? Ya hemen gidip döneceğiz canım. Yok, Firuze sen Mevhibane Hanım'a git bir bak, tamam mı? Kadıncağızın durumu hiç iyi değil. Altına kaçıracak garip. Ben hemen gidip bakayım o zaman. Firuze Hanım, isterseniz bunu vereyim, kapıyı çalmayın. Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Bye bye.